Bismillahirrahmanirrahim. El-i'rab-u takdiriyyu. Takdiri i'rab. 15 dakikada bir konu anlatmaya devam ediyoruz. Sıradaki konumuz takdiri i'rab. La tezheru açığa çıkmaz. Alamatul i'rabi i'rabın alametleri. Açığa çıkmaz yani görünmez. Yani takdir edilir, var olduğu sayılır. Nerede irabın alametleri gizlenmektedir, açığa çıkmamaktadır, gözde görememekteyiz? Fi selaseti enva'in min esma, isimlerden üç nevide, üç kategoride irab gizlenmektedir. İrabın alametini görememekteyiz. Selase 3 ile 10 arasındaki rakamlardan olduğundan temyizi cemi ve mecrur gelmiştir. Nev'un enva'un şeklinde. Minel esma isim cinsinden olan kelimelerde 3 nevide irab izlenmektedir. Fe tukadderu takdir edilir. Fiha o 3 yerde o selase-i enva'a dediğimiz yerde ne gizlenmektedir, ne takdir edilmektedir? El-alamatu alametler, yani irabın alametleri. Ve hazihil enva'u, işte o nevilerde, hiye şunlardır. Yazıda enva'i diyor, yani burada ayında esne var, bunlara adı şey. Mesela el-miksuru diyor, bunlar yani kaymış. Aslında öyle değil. El-meksuru maksur isim, el-mengusu mangus isim, menkus ve el-muzafu ila ya-il-mütekellimin, mütekellimi aslında muzaf olan kelime. İlk satırda isimlerde 3 yerde irab takdir edilir dedik. İkinci satırda bu 3 yer nedir? El-meksuru maksur elifle biten kelimeler. El-mengusu, menkus elifle biten kelimeler. Bir de mütekellim yazısına muzaf olan kelimelerde irab takdir edilmektedir. Tabi menkus isim deyince, maksur isim deyince, mütekellim yazısına muzaf deyince biraz kapalı durabilir. Şimdi bunları tek tek ele alacak. Madde 1. El-maksuru. Maksur nedir? Hüve maksur el-ismul mu'rabu. Evvela isimdir. Ayrıca mureptir, mebni değildir. İrabın takdir ediliyor oluşu, onun mebni olması manasına gelmiyor. El ismul mu'rabu, maksur nedir? Muret bir isimdir. Ellezî, öyle mureb isim ki o, ahiruhu, onun sonunda vardır. Elifun, lazimet. Zorunlu bir elif vardır. Kelimenin aslında nahv örnek, el müsteşfa. Buradaki elifi silemiyorsun, kelime de var yani. El müsteşfa hastane, el feta genç, el asa baston. Bu kelimelerin her biri elif-i maksur ile bitmiştir. Elif-i maksur şu ya benzeri yani yaygın, yatık olarak yazılan eliftir, ya değildir elbette. Ya olabilmesi için iki tane noktalı olması lazım. El feta yine yaygın, yayılmış bir elif çeşidi. Bunlara elif-i maksura diyoruz. Veya bu elif el-asa'da olduğu gibi dik elif halinde de yazılabilmektedir. Bu da yine elif-i maksuradır. Demek ki elif-i maksurayla biten isimler de irab takdir edilmektedir. Tukadderu takdir edilir fihi onda, yani elif-i maksur ile biten isimlerde ne takdir edilir? El-alamatü selasu. Üç alamette kendisinde takdir edilmektedir. Üç alamet derken raf'ı da, nasr'ı da, cerri de bu kelimelerde takdir etmekteyiz. Açığa çıkmamaktadır. Nahvu katele öldürdü. El feta genç, el ef'a yılanı, bil asa bastonu ile beraber. Bastonu sayesinde, baston vasıtasıyla yılanı öldürdü. Katile fiil, gerisine bakalım neymiş. Tegulu sen dersin fi i'rabi hazil kelimati, şu kelimelerin i'rabı noktasında sen şöyle dersin. Yani cümle bu örnek öyle bir örnek ki üç halinde yer almakta. Çok yerinde bir örnek olmuş. El feta kelimesi fa'ilun merfu'un,
Faildir, merfudur. Gatele öldürdü. Kim? El feta, genç öldü. Faildir, merfudur. Alametu raf'ihi. Peki raf alameti nedir? Zammetun, mukadderatun. Takdir edilmiş zammedir. Çünkü el feta'ya baktığımda ben fetayla bittiğini görüyorum. Nasıl merfu denilebilir? Ne diyor? Zammetun, mukadderatun. Takdir edilmiş zammeyle. Yani aslında el fetayu. Şuradaki sonuncu harfin üzerinde bir adet zamme takdir edilmektedir. El ef'a kelimesi mef'ulun bih mensubun mensuptur mef'ulu bih'tir. Alametu nasbihi fethetun mukadderatun. Nasb alameti onun da takdir edilmiş fethadır. El feteye şurada sondaki elifte bir adet fetha var. E göremiyorum. Zaten takdir edilmiş görülmüyor. Takdiri irab bu. El esa mecrurun bi el ba el ba. Ba sebebiyle mecrurdur esa kelimesi. Mecrur olduğunu nereden bileceğiz? Mecrurluk alameti ne? Alameti cerrihi kesratun mukadderatun. Onun da cer alameti mukadder kesredir. Demek ki öyle bir örnek verilmiş ki birincisi zaten fiil, konumuz fiillerle alakalı değil, isimlerle alakalı. Öyle bir cümle örnek verildi ki cümledeki tüm kelimeler örnek. İlk kelime merfuluğa, ikinci kelime mensupluğa, sonuncu kelime de mecrurluğa örnek. Hepsinde de takdiri irab var. 2. Menkus ismi bitirdik. Maksur ismi bitirdik. Maksur isim nedir? Bu şekilde elifle biten kelimelere maksur isim diyoruz. Bu harfin adı elif-i maksura. Elif-i maksura ile biten isimler maksur isimdir. Maksur isim tanımı bu. Peki maksur isimde irab hangileri takdir edilmekte? Üç halinde. Raf'ı da, nasb'ı da, cerri de elif-i maksurda takdir etmekteyiz. Peki el-menkus. Menkus nedir? Ve o el-ismin mu'rabu. Muğrab bir isimdir yine. Mebni değil. İsimdir ama ona da dikkat edin. Fiiller değil konu. Ellezî öyle muğrab isim ki ahiruhu ya'un lazimet. Sonu lazimi bir ya ile bitmektedir. Meksurun ma kableha. Ma kable de meksurdur. Zorunlu bir ya ile bitiyor. Ya'nın da ma kable. Ma kable nedir? Bir önceki harf demek. Ma kableha ma kablel ya demek. Ya'nın ma kable meksurdur. Nahvu el gazi gibi. Ya ile bitmiştir. Makabli yani bir öncesi dattır. Meksurdur görüyorsunuz. El muhami. El kadı kadı. El muhami avukat. El sani ikinci. El madı geçmiş fiil kalıp. El vadi vadi. El maani manalar. Hepsi de ya ile bitmiş. Nasıl ya? Bir öncesi esreli olan ya ile bitmiştir. Tukadderu fihi el zammetu vel kesratu. Tukadderu takdir edilir fihi. Menkus isimde. Ne takdir edilir? El zammetu zamme. Yani raf hali takdiridir. Ve el kesratu ve kesse de takdir edilir. Yani cer hali de takdiridir. Ve tuzheru fihi el fethatu. Fetha ise kendisini açığa çıkar. Zahiri irab söz konusudur. Demek ki ne diyeceğiz? Menkus ismin raf'ı ve cerri takdiridir. Nasb hali lafzidir. Takdiri değildir. Nasb hali takdiri değil. Lafzi. Nahu se'ele sordu el kadı kadı el muhamiye. Kime sordu? Avukata. Neyden? Anil cani. Cani'den sordu. Bakın se'ele fiil el kadı faildir. Raf alameti sızlayacak gerçi hepsi. Görelim, buradan görelim. Segûlü sen dersin fi i'râbi hâzihil kelimâti. Şu kelimelerin i'râbında. El-kâzî kelimesi fâilun merfûun alâmetu raf'ihi zammetun mukadderet. Raf alameti nedir? Takdiri zammedir. El-kâzî aslında el-kâzîyû. Zanne var ya da ama görünmüyor. El-muhâmiye ya da fetha var. Bunu görüyorum. Neden? Çünkü tuzheru fî el-fethatû. Ona nasb hali yani fetha alacağı zaman bunu lafzi olarak alıyor. Bunu görebilirsin. Takdir edilmez. Nitekim görülmekte. Mef'ulun bih mensubun. Mef'ulu bihtir mensuptur.
Alametu nasbihi fethatun zahiratun. Nasb alameti zahiri fethadır. El cani mecrurun bi an. An sebebiyle mecrurdur. Alametu cerrihi kesratun mukaddara. Cer hali takdiri yani mukadder kesra ile beraberdir. Ve kad yikunul menkusu bazen menkus olur, nedir olur, mahzufel ya'i bazen ya kendisinden hasfedilir. Nahu zehebe qadın, kadı gitti ila muhamin, avukatın yanına. Tegulu sen dersin fi i'rabi hateynil kelimeteyni, şu iki kelimenin i'rabı noktasında. Qadın, fa'ilun merfu'un, bakın esteyle bitmiş ama nedir? Fa'ildir, merfudur. Alametu raf'ihi zammetun mukadderatun alel ya'il mahzufi. Hasfedilen ya üzerine takdir edilmiş zamme onu raf alamadır. Gazin gaziyun aslında. Muhamin mecrurun bi ila ila sebebiyle mecrurdur. Alametu cerrihi kesratun mukadderatun alel ya'il mahzufi. Hasfedilmiş ya üzerine takdir edilen kesre onun cer alametidir. Muhamindeki mimin esnesi onun cer alameti değildir yani. 3. Üçüncü olarak irabın takdir edildiği yer. El muzafu ila ya il mütekellimi. Mütekellim yasına muzaf kılınan, izaf edilen kelime. Nahu zemili. Zemilun arkadaş demektir. Zemili benim arkadaş. Sondaki ya mütekellim yası. Mütekellim yası yani konuşan kişiyi ifade eden ya. Zemil, arkadaş. Zemili, benim arkadaşım. Tukadderu fihi el alamatu serasu. Üç alametle kendisinde takdir edilir. Yani raf, nasb, cer, üç halinde takdiri. Nahu da'a, çağırdı, ceddi, benim dedem, üstazi, öğretmenimi. Ma'a zümelâi, arkadaşlarımla beraber. Ceddi mütekellim yası da bitmiş. Yani ced muzaf, ya muzaf nüleyh. Üstaz muzaf, ya muzaf nüleyh. Zümela muzaf, sondaki ya muzafın ileyh. Yani burada mütekellim yasına izah edilen kelimeler var. Tegulu fi i'rabi hazihi kelimati ceddi fa'ilun merfu'un alametu rafi'hi zammetu mukadderat. Vel ya'u muzafın ileyhi. Evet, ya muzafın ileyhi. Üstaz mef'ulun bih mensubun alametu naslihi fethatun mukadderat. Nasf alameti takdir edilen fethadır. Vel ya'u muzafın ileyhi, muzafın ileyhtir, ben demek. Zümelâ-i, zemîrün zümelâ, cemîm keser. Muzafın ileyhi, mecrurun, muzafın ileyhtir, mecrurdur. Alâmetü cerrihi, cer alameti, kesratun, mukadderatun, takdir edilmiş kesredir. Velyâ-u, muzafın ileyhi, ya da muzafın ileyhtir. Yani burada zümela kelimesi hem muzaf hem muzafın ileyh. Çünkü ma'a muzaftır. Zümela onun muzafın ileyhi. Zümela aynı zamanda muzaf. Sondaki ya da onun muzafın ileyhi olmaktadır. Şurada ya'nın hasfedildiğinden bahsettik. Bu ya ne zaman sabit olur? Üç durumda buradaki ya yani muhamin, azin buradaki ya, sondaki ya harfi silinmez. Üç durumda. O da nedir? Bunların elif lamlı olması. Mesela el kadi, el muhami olsa, kelimeler elif lamlanmış, kendi başında elif lam olsa, sondaki ya silinmezdi. Gazin, gaziyun, muhamin, muhamiyun, sonda ya var dedik. Bu ya an itibariyle silinmiş. Ne zaman silinmez? Elif lamlı olsalar idi. Başka, bunlar muzaf olsalar. Mesela kadi Mekke'te, Mekke'nin kadısı. Kadı kelimesi muzaf olsa, muham muzaf olsa sondaki ya silinmez. Başka? Bunlar nasf halinde olsalar da yine sonlarındaki ya silinmez idi. Se'eltu kadıyen, ben kadıya sordum, ya geri gelir. Bu üç durumda ya sabittir.